İşte bizimkilerin yaşadığı mahalle. Bu mahallede yurdumuzun her yerinde olduğu gibi insanlar doğar, insanlar yaşar, insanlar ağlar, insanlar güler ve insanlar ölür. İnsanlar, yani bizimkiler. Şimdi bu mahalleye, bizimkilerin arasına iniyoruz. İşte Ali Bey, orta halli bir memur. Yorgun argın işinden evine dönüyor. Yanında bir arkadaşı var. Bakalım ne konuşuyorlar. İyi ki mahallemize taşındın. Senin sayende oldu bu iş, yoksa benim taşınacağım falan yoktu. Bak burada sinemaya, tiyatroya para vermeye hiç lüzum yok. Bir eğlence bir eğlence, sorma. İnsan burada neşesini kendiliğinden bulur. Ha işte bak bizimkilerden biri geliyor. Asıl adını bilmiyorum. Biz burada pırtık deriz. Nereye böyle pırtık? Bakkal Mehmet Efendi'nin mektubunu Mecidiye köyüne getiriyorum. Mektup özel mi yoksa acele mi? Yok, alelade. Öyleyse niye postayla göndermiyor? Gönderecekti ama bey abicim ben fiyat kırdım. Al şu 50 kuruşu pırtık. Benden bir kahve içersin. Sağ ol bey abicim. Bir de yemek parası rica etsem acaba? Anlamadım. Yemek parası mı? Gayet tabii bey abicim. Benim bildiğim kahve yemekten sonra içilir. Haklıymışsın Ali Bey, bu adam bir alem. Kaç yaşındasın sen bakalım? Bir 25 varımdır bey abiciğim. Allah Allah, 3-4 sene önce sorduğunda gene 25'im demiştin. Bizde söz bir, Allah bir. Ölmek var, dönmek yok. Karşı durağı soruyorum, bu tarafı gösteriyorlar. Maşallah, şunun haline bakın. Bu tarafa geliyorum, karşıyı gösteriyorlar. Bu cep nerede ya? İşte bu da bizimkilerden zurna. Zurna mı çalar? Yok beyim, siz zurna dede kuzum kaçıyor da. Aman zurnanın yanına sigarayla yanaşmayın bey abiciğim. Neden pırtık? Biraz önce 3 şişe ispirto içti de. İspirto mu? Zurna niye bu kadar çok içiyor pırtık? Öldükten sonra vücudunu organ nakil bankasına bağışladı bey abiciğim. Bununla hiç benim ne ilgisi var? Bozulmasın diye vücudunu alkol içinde muhafaza ediyor. Bırak onu. Verin azlar için. Halleş. Bırak beni. Sana kaptırma mı ben? Bir ısırsam geri. Hayır. Bak. Elimi bırak. Ben attırdım o izvaneti. Az bırakma. Hayır. Sağ ol. Sağ ol. Bu duvara iyi buldum pırtık. Nereye böyle çalak ha? Çok önemli bir iş peşindeyim bey abicim. Neymiş bu iş? Pırtıkla ilgili bir iş bey abicim. Pırtık çalışmaya mı başlıyor yoksa? Peşinde koştuğum iş hallolursa belki çalışmaya bile başlar bey abicim. Merak ettim, neymiş bu iş? Söyleyemem bey abicim. Hadi hadi. Bir gönül işi. Aman aramızda kalsın bey abicim. Bakayım kimmiş bu, ben tanıyor muyum? Yok canım, daha pırtık bile tanımıyor bey abicim. Allah rızası için bir sadaka hanım ablacığım. Veririm ama bana bakkaldan çırağı çağırırsanız. Hemen çağırırım hanım ablacığım, sen emret. Bir de. Allah razı olsun hanım ablacığım. Allah ne muradın varsa versin. Allah çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Al sana 1 lira ama hemen çırağı gönderin ha. Hemen çağırdım hanım ablacığım. Bizzat kendim gittim hanım ablacığım. Dur dur. Kaptan. Hayrola? Baba ben de seni arıyordum. Öğretmenim bu mektubu sana yolladı. Öğretmenim beni neden görmek istemiş acaba? Yarın sabah gelirken kompozisyon için gerekli malzemeyi getirin dedi. Bunun benimle ne ilgisi var? Vallahi ben de anlamadım. Malzemeyi getirin deyince ben de dedim ki babamı da getirebilir miyim dedi. Dur Ali, dur Ali'cim, sinirlenme, bırak çocuk işte, gel sen, gel.
Menekşe sokağındaki Ayşe Hanım senin çırağı istiyor. Gidiver oğlum. Mehmet Efendi Bey abicim. Bana 50 gram zeytin verir misin? Vereyim. Ateşini rica edeceğim bey abicim. Al bakalım. Bak tam yazının üstüne geldi. Gazete ne yazıyor biliyor musun? Günde 10 sigara içenin 20 yıl ömrü kısalıyormuş. Günde sen kaç sigara içiyorsun? Bilmiyorum bey abicim. Allah Allah. İnsan kaç sigara içtiğini bilmezmiş. Ne biçim şey bu? Nereden bileyim bey abicim? Elimde mezura izmarit ölçecek değilim ya. Al bakalım. Sağ ol bey abicim. Bir bardak da su rica etsem bey abicim. Su vereyim. Sağ ol bey abicim. Bana bak, niye çiğnemiyorsun da suyla yutuyorsun ha? Doktor sulu şeyler ye dedi de bey abicim. Neyin varmış? Midemi bozmuşum bey abicim. Kötü bir şey mi yemiştin? Hayır. İyi bir şey yemiştim bey abicim de ondan. Madem ben karıya bakamam deyip evlenmiyorsun, bari bir sevgili bul da o sana baksın. Aman Allah korusun. Bir kere buldum ağzım yandı bey abicim. Niye? Müthiş kıskançtı. Her gün üzerimde kadın saçı arardı. Peki saç bulamadığı zaman ne yapardı? Kel kadınlarla konuşuyorsun diye hır çıkarırdı. Canım hepsi de aynı olacak diye ya. Bize kim başını çevirip de bakar Mehmet Efendi bey abicim. Hadi. Duyduğuma göre bugünlerde kısmetin bir hayli açıkmış ha? Yok Mehmet Efendi bey abicim. Hepsi dedikodu. Hani ya daha ismini bile öğrenemedim. Beş kilo pirinç, beş kilo fasulye, beş kilo şeker, efendim 10 kilo soğan, efendim 1 kilo kaşar, 2 kilo beyaz peynir, 1 kasa bira, 3 şişe büyük altın baş, 50 tane yumurta. Bu seferki uzun sürecek galiba. Ne? Sokağa çıkma yasağı hanım ablacığım. Ay yine yasak mı olacak? Ne bileyim hanım ablacığım, evi erzak deposuna çevirdiniz. Aman hadi. Bu gece gene ziyafet var da. Her gece olur mu? Hemen. Bunların hepsini nasıl götüreceksin? Araba dışarıda bekliyor canım. Yalnız bana bir omur ver de çamaşırı hemen başlayayım. Arabaya kadar taşıyayım mı hanım ablacığım? Lüzum yok. Şoför gelir alır. Yumurtalar kalbim gibi parçalandı. Bizimkilerin en meşhuru orada işte. Ağlıyor galiba. Bakalım şimdi sebebini öğreniriz. Ne var Hüdaver'de niye ağlıyorsun? Annemden ciklet parası istedim dayak yedim. Yani alamadın mı parayı? Aldım. Daha ne alıyorsun öyleyse? Bakkala gittim ciklete zam gelmiş. Üstünü tamamlamak için gidip bir daha dayak yiyeceğim. Annen seni çok döver mi? 2 saatte 1. Neden 2 saatte 1 dövüyor? Benden kuvvetli olduğu için. Hadi canım sen de hadi. Yaramazlık yaptığım için desene şuna ha. Hiç bilen ne yapmışım ki ben? Mesela Deniz'in annesini kızdırıyor musun? Ben kızdırmıyorum ki kendi kızıyor. Nasıl oluyor bu? Deniz anası diyorum küplere biniyor. Hadi. Kabahat benim mi? Bir de yaramazlık etmiyorum diyorsun. Elbette ederim. Çok iyi edersin. Sen her zaman demez miydin akıllı çocuk yaramaz olur diye? Ömür bu çocuk vallahi. Ben sana demedim mi sinemaya tiyatroya gitmeye ihtiyaç yok diye? Aman hakkım varmış. Benim işim sıkılıyor, siz orada gülüyorsunuz. Buraya baksanıza, içim sıkılıyor. Peki neden için sıkılıyor? Bilmiyorum, şuramda bir sıkıntı var. Ağrıyor mu? Çok sıkılıyor. Apandisit olmasın, doktora götürsek mi? Tamam.
Tamam tamam, boş yere kafanı yorma, buldum. Donumun lastiği sıkıyor. Ne o Gönül? Niye dışarıda oturuyorsun? Neredeyse hava kararacak. İçerisinin boşalmasını bekliyorum. Ne varmış içeride? Kaptanla Erce evi işgal etmişler de. Ben şimdi göstereyim onlara. Bırak Ali'cim, neredeyse çıkarlar. Sen git de Hüdaver diye yardım et. Zavallıcık boyundan büyük bavulu sürükleyip duruyor. Peki karıcığım, şimdi gider alırım. Duydun ya Erce. Bu evde annem babamın istediğini, babam da annemin istediğini yapar. Ya sen? Ben de onların istemediklerini yaparım. Karnenden ne haber? Şu yanımda oturan Oktay var ya, bugünlerde hiç ders çalışmıyor. Oktay'dan sana ne be oğlum? Ben senin karneni sormuştum. Nasıl bana ne? Benim kimden kopya çektiğimi sanıyorsun? Bana bak kaptan, aklını başına topla, böyle giderse topu atarsın. Çalışıyoruz ya işte. Nerede çalışıyoruz? Kafamızı karıştırma deyip anneni dışarıya çıkardık, bak hala dalga geçiyoruz. Bak göreceksin Erci. Karnemde tek kırık gelmeyecek. Nasıl yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım canım. Peki nasıl olacak o iş? Babam işi gurur meselesi yaptı. Artık o çalışacak. Hay Allah. Bir de tutup bunu öğretmene de söylüyorsun. Ne söylemişim ki ben? Daha ne söyleyeceksin? Demek sizin evde hesap makinesi mi var deyince? Tabii. Hem de koltukta oturup piposunu içen cinsinden dememiş miydi? Hadi çalışalım. Hadi. Bırak onu, Hüdaver de fıtık olacaksın, ben götürürüm. Kimin bu bavul? Nakiye teyzeninmiş Ali Bey amca, annem götür dedi. Peki ben taşıyamam, bu ağır geliyor demedin mi? Dedim ama... Aması ne? Sen hele taşımaya başla, elbette enayi yardım eder dedi. Şu kadını görünce patlayacak diye ödüm kopuyor. Delirdin mi sen canım? Kadın niye patlasın? Öyleyse ona ne diye esmer bomba diyorlar? Allah Allah. Bunu da mı öğrendin ha? Hafif kadın da ondan. Ne var? Ne diye arkamdan geliyorsun Hüdaver'de? Senin neyliğin için? Bak şişmanlamak istiyorsan durmadan makarna ye. Ayol fazla kiloları mı? Atmaya uğraşıyorum ben. Öyleyse ne diye Ali amca daha şimdi senin için hafif kadın dedi? Ne dedi ne dedi? Senin için Ali amca hafif kadın dedi, anladın mı? Oh. Rezalet çıkmadan sen bana bir kadeh rakı daha getirir. Neden rezalet çıkıyormuş? Oh, paramız yok be abi. Oh. Yapma abiciğim, yapma be. Dövmezsiniz. Şimdi neden dövüyorsunuz? Fiyatlara zam yapıldı. Haberin var mı? İşte onun için dövüyoruz. Ha, vur be abici. Vur. Biraz yağmur. Haftayım, bu kadar yeter. Şimdi belediyeciler haber verelim de biraz onlar dövsün bakalım. Belediyeciler neden dövecekler be abici? İşletme vergisi için oğlum. Aa, tüyelim. Hadi tüyelim. Hadi tüyelim. Hadi tüyelim. Hadi tüyelim. Hadi bakalım. Koş. Koş.
Ali. Ali hüdaverde oturmuş kendi kendine gülüyor. Muhakkak bir işler karıştırdı. Allah Allah. Gene ne yaptı acaba? Bana bak, böyle sakin durması hayra alamet değil. Sakın kediyi buzdolabına kapamış olmasın. Belki de banyoya kurbağa atmıştır yine. Sen yukarılara bak, ben de mutfağı arayayım. Banyoda bir şey yok. Mutfakta da her şey yerli yerinde. Sen yat odalarına bak. Sen de kömürlüğe in. İniyorum zaten. Kömürlükte yok. Ben de yukarılarda bir şey bulamadım. Canım soralım, ölüm yok ya sonunda. Sor bakalım. Hüdavet, ne yapıyorsun öyle orada? Hiç, kendi kendime hikaye anlatıyorum. Peki niye gülüyorsun öyleyse? Hep bildiğim hikayeler çıkıyor da. Ali Bey amca, gel otur şuraya. Ağzını aç. Ay, ne yapıyorsun öyle ağzın içinde? Annem dedi ki Ali Bey amcanın ağzını ara bakalım. Bu gece bize yemeğe gelecekler mi dedi. Gördün mü? Sana her zaman söylerim kimsenin evine yemeğe gitmeyelim diye. Aman boş ver canım. Ali Bey amca, ne okuyorsun? Çok ünlü bir roman. Garp Cephesi'nde yeni bir şey yok. Yeni bir şey yoksa ne diye okuyorsun? Karnım acıktı. Kaptan nerede? Erci ile sinemaya gitti. Neredeyse gelir. Sinemaya mı gitti? Karnesinde 8 kırık varken küçük bey sinemaya mı gitmeyi düşünüyor? Bundan sonra bana sormadan bir yere gitmeyecek. Peki kocacığım. İki yere gidersek kime soracak? Ali Bey amca, annem seninle bir daha beni yalnız sinemaya göndermeyecekmiş. Neymiş o? Çünkü sen sinemada benimle değil de kızlarla ilgileniyormuşsun. Ben yemeği hazırlayayım. Bak, gördün mü? Kızdı işte. Ne yaptım ki ben? Hadi hadi. Ben bir şey söylemedim ki. Hadi gitti, Gönül teyzenin mutfakta yardım et. Hadi hadi. Şu yerleri cilalasanıza. Senin yüzünden düşüp kayma diye. Ben kaymak istiyorum. Merhaba Hüdaverdi. Sen burada mı oturuyorsun? Ara sıra. Evden kovulunca buraya gelirim. Kim o? Fırtın sevgilisi. Kim? Üstüme iyilik sağlık. Ben kimsenin sevgilisi değilim. Daha kız olan kızım. Elime kimsenin eli değmedi. Ha, biri çocuktan al derler. Demek beni hemen birine yakıştırdılar. Allah mahallelinin dilinden, dedikocuların şerrinden korusun. Ne isterler benden bilmem ki. Namusumla şu evde 15 senedir çalışıyorum işte. Ev işi yapmaktan, çocuklara bakmaktan daha bir kerecik bile olsun evlenemedim ki. Benim yaşıtlarım 3. kocalarından ayrılıyorlar. Ben daha bir tane bulamadım. Nasıl bulayım? Bizim hanım her sene bir tane doğurur. Onun pişlerine bakmaktan, bezlerini yıkamaktan, beşik sallamaktan vakit mi kalıyor ki? Bey desen her Allah'ın gecesi misafir çağırır. İşin yoksa yemeklerini hazırla, gece yarılarına kadar bulaşık yıka. Sabahleyin çocukları doyur. Bakkala, kasaba, manava git. Bu da yetmiyormuş gibi şimdi çamaşır da üstüme yıkılar. Bu saat oldu, daha ağzıma bir lokma bile girmedi. Kiler, mutfak yiyecek dolu. Ben zaman bulup da yemek yiyemiyorum ki. Suyumuz bitti, ben de geldim. Gelir gelmez karşılaştığım manidara bakın. Alışverişe bile şoförle giderim. Üzerinde bilakis durduğum tek şey namusumu korumaktır. Ama buyurun işte, kapıyı çalar çalmaz pısırın sevgilisi diye tanıştırılıyorum. Pısırık değil, pırtık. Başıma gelenler. İsme bakın, pırtık. Bana da bundan sonra muhakkak yırtık diyeceklerdir. İyisi buldun kendine. Sus, terbiyesiz. Bana yırtık diyenin ağzını yırtarım halimallah. Kusura bakmayın efendim. Akşam akşam başınızı ağrıttım ama işte bilmem kimin... Pırtın! Pırtın sevgilisi deyince aklım başımdan gitti. Şu sürahiye su doldurmak kasavetinde bulunur musunuz? Siz Deniz'le daha tanışmadık ama ben Deniz'in adı Halime Saman. Sus! O şarkı yasak edildi. Bu çocuk beni akşam akşam deli edecek. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Halime Saman. Ay vallahi sahi. Ay beyefendiciğim, ne yapayım? Benim adım o açık çaşık şarkıya çok benziyor. Hayır, sadece Halime olsa neyse ama soyadım da Saman olunca iş değişiyor değil mi? Ne yapsam, soyadımı mı değiştirsem? Değiştirsem mi? Yok efendim, ne münasebet.
Sen pırtıkla evlen, kendiliğinden değişir. Aa, üstüme iyilik sağlık. Bu çocuk da akşam akşam beni baş göz ödecek galiba. Ah, elinize sağlık efendim. Çok teşekkür ederim. Sizin de bir şeye ihtiyacınız olursa hiç çekinmeden buyurun gelin alın. Bizde her şey bulunur. Ah, akşam akşam başınızı ağrıttım. Hadi Allah'a ısmarladık. Ne bakıyorsun öyle ayol? Baktım öyle hanım ablacığım. Ha, yoksa senin adın Pırtık mı? Hayır, benim adım Zırna. Aman çok şükür. Yeah. Kim o iddia verdi? Niye gülüyorsun öyle? Her şeyi duymuştum ama yemin hırsızını hiç duymamıştım. O da ne demek öyle? Gönül teyzem daha şimdi fasulye bakır çaldı dedi. Hüda verdi. Şu yan sokaktaki kebapçıda çok güzel lahmacun yapıyorlar. 5 tane alıver. Ah, hoş geldiniz Saat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman çocuklar, aşağı mahallede bir yangın var. Kızıllığı göklere kadar yükseliyor. Hoş geldiniz Suat Beyciğim. Hoş bulduk. Yok yok, oradan görünmez. Bizim evden bile zor görünüyor. Merak ettim de evden yangın yerine kadar yürüdüm Gönül Hanım. Körüğünü de aldın mı? He? Ne körüğü? Ali Bey amca senin için yangına körükle gider demişti de. Ah, Hüda verdi. Lahmacunu 5 değil 6 tane al. Suat Bey de bizimle yemeğe kalacak. Yok, ben kalmayayım. Rahatsız edin. Öyle şey olur mu Suat'cığım? Dünyada bakmam. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ne ettin de bu gece bize geldin? Kaç gündür yüzüne hasret kalmıştık. Gözlerimiz yollarda kaldı. Gel otur bakayım şuraya. Hani bıktım artık, her gece damlıyor diyordu. Hadi Hüda verdicim, geç kalırsan sonra lahmacun bulamayız. Dükkan kapanır. Hadi yavrum. Ne var bunda bu kadar üzülecek? Zenginse zengin. Sana ilgi gösteriyor mu, sen ona bak. Yok canım, ne ilgisi. Hadi canım sen de. Daha demin demedin mi bakkalda gözlerimin içine baktı diye. Baksa ne olur, bakmasa ne olur. Ben kim, o kim? Sabahleyin bakkala bir girdi, neredeyse bütün malları götürecekti. Olsun. Pırtık amca! Pırtık amca! Pırtık amca, adı Halime'ymiş. O evde hizmetçiymiş. Şimdiye kadar hiç evlenmemiş. Hanımın çocuklarına bakarmış. Hadi Allah'a ısmarladık, ben Ali Bey amcalara lahmacun almaya gidiyorum. Hadi işiniz yine. Vay canım benim, gel bakayım seni bir öpeyim. Senin sayende zengin oldum ben, bütün borçlarımı ödedim. Dile benden ne dilersin ha? Sana bir bisiklet alayım mı? Ya da bir futbol topu alayım, ne dersin ha? Suat amcam benim karnıma göre toto oynamıştı da 13 tuttu. Ya ya, nasıldı bakayım o? 0-0-2-1-1-0. Ne? Hadi çabuk odana dersin. Yok canım. Bir daha hafta arası sinema yok. Anlaşıldı mı? Bırak canım, bırak canım. Ali Bey amca. O ne o? Lahmacun bulamadım, diş macun aldım. Hadi otur da seyret. Hadi Ali'ciğim, oyununu iyi oyna, yoksa birazdan şah diyeceğim. Of, sıkıldım be! O şah demeden sen Süreyya de olsun bitsin.
Hadi sofraya buyurun. Oh, kaptan yemeğe in. Buyur Saat. Hava bozuyor çocuklar. Ben kışlığa taşınıyorum. Yemek yarım yenir mi hiç? Annem sizin için onlar sofradan yarı aç kalkarlar diyordu. Söyle bakalım delikanlı. En çok hangi dersi seviyorsun sen? Matematik dersini. Aferin benim akıllı oğlum. Peki neden seviyorsun matematiği? Hocası 15 gündür gelmiyordu ondan. Bir daha verdi. Mendilin yok mu? Var ama vermem. Şimşek çakıyor. Hava fena bozacak galiba. Hiç de değil. Allah baba flaşta resim çekiyor. Aman çocuklar, dünkü yağmurda bir ıslandım, bir ıslandım ki yani sormayın. Ahmak, ıslatan mı yağıyordu? Bizimkinin çalışı bu. Tekme, yumruk, zil hepsi bir arada. Affedersin, gece vakti seni uyandırdım. Ama çok mühim. Etrafı göremiyorum. Gözlüğüm burada mı kalmış? Gözlüğün gözünde ya, Hüdavert. Affedersin, aceleden aynaya bakmayı unutmuşum ya. Yine ne var? Affedersin Ali Bey amca. Yanlışlık oldu. Akil amcalara gidecektim. Ali, kalk. Kapı çalınıyor. Ali Bey amca.
gece saatinde mi? Tabii ya. Gündüz mü görecektim rüyayı? Yok. Ali Bey amcacığım, şey demeyi unutmuşum. Ne demeyi unutmuşsun? Allah rahatlık versin demeyi. Hadi sana da, sana da. Ne oldu? Hı? Bu çocuğun bu akşam bir derdi var mı? Dur bakalım. Yazı gelirse gireceğim, tura gelirse bekleyeceğim. Hay Allah, uçtu. Herhalde yazıydı. Gene merhaba Ali Bey amca. Bu gece burada kalabilir miyim? Elbette kalabilirsin Hüdavert. Annen haberi var mı işte? Var. Peki bavul aldığında biliyor mu? Tabii biliyor. Annem taşıdı bavulu buraya kadar. Ver şunu bana. Gel. Bu gece kaptan anneannesine gitti. Onun odasında kalabilirsin. Hadi şimdi üstünü örtelim. Allah rahatlık versin Hüdavert. Sana da Allah rahatlık versin. Kapıyı kilitleme. Belki içim sıkılır eve giderim. Ali, Ali kalk dışarıda bir kapı açıldı, kapandı. Hay Allah cezasını versin. İnşallah boğazında kalmıştır. Bak bir de geliyor. Tel dolabındaki bütün pastaları sen yedin değil mi? Boğazında kalmadı mı senin? Bu sefer uyur inşallah. Saat 1 oldu. Yarın sabah kalkamayacaksın. Ali Bey amca, bir bardak su verebilir misin? Ali, baksana Hüdavert su istiyor. Aman. Al bakalım Hüdavert. Ne oldu bu akşam? Gene ne var? Affedersin Ali Bey amca. Su için teşekkür etmeyi unutmuştum. Ölmüşlerinin canına desin. Evet. Anlaşıldı Hüdavert. Sen bu gece yalnız atmaya korkuyorsun. Hadi gel bakalım. Üf be! Bu sıcakta üç
kişi yatılır mıymış Ali Bey amca? Ali Bey amca, beni kaptan abimin yatağına götür. Of. Nereye gidiyoruz Ali Bey amca? En iyisi seni kendi yatağına götürmek. Zurna, Zurna, hadi kalk, kalk. Erken kalkanın kısmeti açık olurmuş bey abicim. Çolak, çolak, çolak. Kalksana bey abicim, çolak. Canını istersen. Hadi kalk, hadi kalk. Bu gecede yine deliksiz uyku çektik ha. Şuradan başlayalım ikinci. Kim o? Kolumu kaybettim hanım ablacığım. Kızgünlü, buralarda bir kol buldun mu? Ne var, ne istiyorsun? Allah rızası için bir sadaka hanım ablacığım. Güpegündüz bir dulun kapısını çalmayı utanmıyor musun sen? Affedersin dul hanım ablacığım. Gündüz kapınızın çalınmayacağını bilmiyordum. Bundan sonra gece gelirim. Kaç, kaç, kaç! Saklan! Ne o, bir daha verdi, saklanmaz mı oynuyorsunuz? Hayır, evcilik oynuyoruz. Halde neden saklanıyorsunuz? Allah Allah, saklanmayalım da ne yapalım? Kocası geliyor, baksana! Kocası mı? Kaç, kaç, kaç! Kocaya bak, kocaya! Hidayet, sabah sabah ne arıyorsun? Kahvaltıya mı geldin? Bak Ali Bey amca, ben bu kızın yeni sevgilisiymişim. Niye o senin yeni sevgilin oluyor da sen onun yeni sevgilisi olmuyorsun? Bu işler böyleymiş. Brigitte Bardot gibi kendi seçiyormuş sevgililerini. Çok enteresan. Demek şimdi en çok seni beğeniyor ha? Beğendiği falan yok. Babamın zengin olduğunu öğrenmiş, o kadar. Sokakta bir sürü çocuk var. Galiba arkadaşların olacak. Seni bekliyorlar. Onlar benim arkadaşım falan değil. Üstelik beni de beklemiyorlar. Peki kimi bekliyorlar? Bunu. Nasıl olsa benden çabuk bıkacağını biliyorlar. Ya. İçeri gidip evcilik oynayalım mı? Oynayın ama kavga dövüş istemem ha. Yürü kız gidelim. Bu evden bize hayır yok. Kavga olmadan karı kocalık olur mu be? Ettim, tam iki sene sonra zengin olacağım. Deme bey abicim, anlat Allah'a sen nasıl olacak bu iş? Boş şişeleri satarak tabii. Ne haber Zurna, buldun mu kafayı gene? Nerede o günler? Ne, bıraktın mı artık içkiyi? Yok, bırakmadı ama artık bir şişe iki saat sürüyor. Yani saatle mi içiyor? Hayır, biberonla içiyorum. Şu ateşini rica etsem bey abicim. Buyur. Sağ ol.
birkaç şişe. Bekle geliyor bu. Şu fakire bir sadaka bey abicim. Dilenci kardeşmiş. Gel içeri kardeşim. Sağ ol bey abicim, sağ ol bey abicim. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Niye vuruyorsun bey abicim? Ben sana ne yaptım? Vurma! Vurma bey abicim! Niye vurdun? Bir daha gelmem, vallahi gelmem bey abicim. Bir şey miydi? Bey abicim vurma, gözünü seveyim. Ama yapma be abicim, yapma gözücüm. Bir daha vallahi gelmeyeceğim, söz. Vallahi gelmeyeceğim. Ne oldu fırtık ya? Adam haklı birader, dar geliyormuş. Biz de para istemeye kalktık. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Ra 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 ra. Da di da. Hay Allah, müdavimdir bu. Gidip açmazsam müdavimde yıkar şimdi bu kapıyı. Hay Allah, gönül de evde yok. Dur, geldim ya, geldim. Geliyorum, patlama. Ne var müdavimde? Babanın evi gibi ne vuruyorsun? Yeter artık be! Elbette babamın evi gibi vuracağım. Hem sen bizim evde ne arıyorsun? Nesi? Burası benim evim, benim. Affedersin Ali Bey amca, ben bizim ev zannettim. Hay Allah. Gözlüklerini takmayı unutmuş. Benim de canım var. Ben de insanım. Nay 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 nay. İstiyorsan çabuk söyle. Gönül teyzemin haplarını istiyorum. Ne hapı? Hiç haberi yokmuş gibi konuşuyor be. Ne hapı olacak? Kontrol hapı. Anlaşıldı, anlaşıldı. Senden hiç hayır yok. Ben kendim ararım. Eyvah. Gönül'ün doğum kontrol haplarını alacak galiba. Mahvolduk demektir. Ah! Ah! Hay Allah, nerede bu haplar be? Gönül teyze haplarını hep buraya koyardı. Bir de şuraya dikiz. Oha! Bu da nesi böyle be? Müdahale edin, ne yapıyorsun orada? Şuraya bak. Her şeyi alt üst etmişsin. Hem sana göre değil bu haplar. Bana göre olmaz olur mu? Birazdan trenle annemle Pendik'e gidiyoruz. Trende kontrol gelirse ne göstereceğiz? Ha, çık dışarı, çık dışarı diyorum sana. Annem bilet alır, onu gösterirsin kontrol gelirse. Gönül teyzem kime gösteriyor o kontrol haplarını? Bana gösteriyor, bana! Sen neyi kontrol ediyorsun? Gönül teyzen iyi yemek pişiriyor mu, pişirmiyor mu? Onu kontrol ediyorum. Ali Bey amcacığım, canım amcacığım, ne olur annemi de kontrol etsene. Ne?
Annem Gönül teyze gibi çok iyi yemekler pişiremiyor. Allah rızası için bir sadaka bey abicim. Hadi hadi dileneceğine git de çalış. Nasıl çalışayım bey abicim? Beni bu halde kim işe alır? Ayağım alçıda. Ya beş yerinden kırıldı. Bir sene lazımmış kaynamasına. Bir sene insan aç gezebilir mi? Topaladana kim iş verir abi? Evet, al bakalım. Allah razı olsun abi, sağ ol. Ha? Yakalayın seni. Bereciye. Ne var bunun içinde ha? Biraz daha vurursan bir şey kalmayacak. Allah ne muradınız varsa versin. Allah iki cihanda aziz etsin. Allah kazadan beladan korusun. Allah cezanı versin. Allah tepe taklak etsin. Yakaladım seni. Eyvah biz tepe taklak olduk. Göz göre göre dilenirsin ha. Yürü bakalım merkeze. Dur bey abicim, öyle tutma beni. Sus. Önce bir belediyecinin nasıl konuşulacağını öğren bakalım. Öğrendim bile bey abicim. İndir bakalım ellerini aşağı. İndiremem. İndir diyorum. Ama maruzatım var bey abicim. İndir aşağı. Peki. Selam dur. Belediyeci, belediyeci. Belediyeci. Vurma bey abicim, vurma ne olur ya, vurma ya. Belediye reisinin arabası. Verdi. İyi ki gördüm seni. Al bakayım şu 10 lirayı, şu filmi de al, götür banyo ettir, getir. Ali Bey amca! Kim o? Benim. Kapıya vurmadan banyoya girilir mi? Ha? Söyle. Vurmaya ne lüzum var? İçeride olduğunu biliyordum. Söyle bakalım, ne istiyorsun gene? Bir şey istedim yok. Hazır banyo doluyken bu işi bitireyim dedim. Tamam mı? Ne demeli ki? Ne yapıyorsun? Suyu mu kirlettin? Üzülme, pis bir şey değil. Bak, fırıl fırıl oldu. 10 lira da bana kaldı. Nereden buldun o filmi? Faruk amca verdi. Al şu 10 lirayı, bu filmleri banyo ettir getir dedi. 9 nakıs 6 eder 3. 3'ü 4'e verirsek kalır, olur 7. 7'den 2 çıkarırsak o olmadı. Bir daha yapalım. 765'ten 230 gitti. Kaldı 535. 530 gene olmadı. Bir daha deneyelim. Şimdi 2 Affedersin bey abicim. Matematik alimi misiniz? Hayır. Memurum. Ya 35 senelik memurum. Ne diyordum ya? Müjde! Müjde çocuklar, müjde! Müjde! Ne oldu müjde, ya? Müjde! Ne oldu? Kardeşimden mektup var, mektup! Gel, gel! Kardeşimden mektup var! Bayılacağım, dur! Bayılma! Yelleyin biraz, yelleyin! Heyecanlanma! Çok heyecanlıyım! Çok heyecanlıyım! Kardeşimden mektup var, bugün saat 3'te durakta bizi bekliyor! Ah, nasıl sevindik, bir bilsen!
Tam 20 sene dilek olan ki. Ne diyorsun bey abiciğim? Bütün bir ömür. Ya. Fena oluyorum. Yapmayın. Ağlayacağım. Ne kadar dikkat alıyorum. Yazıdaki inceliğe bak. Şu zarafete bak. Neyle iştigal eder? Onu bıraktığımda 19 yaşında gencecik bir tıbbiye talebesiydi. Şimdi karşımda koskocaman bir doktor bulacağım ben. Buldum. Buldum. Bugün çıplak göbeğinde nasıl kardeşimin karşısına çıkarırım? Ağlıyorsun sen yani. Ben ağlamayı da kimler ağlasın? Kim ağlasın? Ben ağlarım. Ben ağlarım. Beni ağlatıyorsun canım, olmaz. Yok sen ağlama, ben ağlarım. İntihar edeceğim, bırakın beni. Bırakın beni, olmaz, intihar edeceğim. Bir dakika, dur da şimdi, dur ya. Niye heyecanlandın, dur. Bırak ya, sen bana bırak bu işi. Ben halledeceğim. Saat kaç şimdi? Bu gölge buraya gelince 12 olduğuna göre 11 olmalı bey abiciğim. Yürüyün benimle. Bir temizleyici dükkanı biliyorum. Saat 3'te kardeşinin karşısında 2 dirhem bir çekirdek aldı. Hadi. Yürü. Tamam. Thank you.
38, 39. Yok, 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 korkma. Heyecanlanma. Yok. Allah Allah, kimse yok. Acaba erken mi geldik yoksa geç mi kaldık? Kahvenin radyosu şimdi 6 defa dükledi. Saat tam 3. Ha? Ha. Ha. Biraz bekleyelim. Bekleyelim. Şu arkadaşa soralım bakalım 3 otobüsü gelmiş mi? Soralım. Biz burada bekleyelim, sen git sor. Hadi korkma. Affedersin kardeşim, 3 otobüsü geldi mi? Biraz önce geldi. İçinde kendi belli bir adamdı. Vay zurna, abicim benim. Yakup'un göbeği! Vay! Amma özlemişim seni. Kardeşim, gelin. Amma besin olmuşsun. Allah'ıma çok şükür. Demek içimizden adam olarak bir tek sen çıktın. Şu kıyafete bak be, paşalar gibi. Vehbikoç halt etsin senin yanında. Kardeşim. Ben şu çiçeğimi. Kelli felli adam sensin. Senin yüzünü çeşitli. Göbeğim, doktor bozulmuş. Hakkında yok ya. Allah'ım zaten neyse. Zurnayla ahbaplığınıza bayılıyorum Pırtık. Hiç darıldınız mı? Bir kere darıldık bey abiciğim. Sebebi neydi? Sarhoşken başını musluğun altına sokup ayıltmıştı bey abiciğim. Zurna ne yapıyor öyle Pırtık? Haberin yok mu? Dün kendisini köpek ısırdı. Ha? Ha. Vasiyetnamesini mi yazıyor yani? Hayır. Isıracağı adamların listesini çıkartıyor bey abicim. Sorması ayıp ama Yakup bey abicim. Siz de abiniz gibi içkiye müptela mısınızdır? Yanılıyorsunuz bey abicim. İçki bana müpteladır. Alem adamsın bey abicim. Yalnız merak ettiğim bir nokta var. Siz içki içiyorsunuz da... Neden sigara içmiyorsunuz merak ettim doğrusu. Saçımı sakalımı yakmaya hiç niyetim yoktu ondan. Şu zıkkımın şişesini bir daha ağzıma koymayacağım. Vallahi mı Zurna Bey abiciğim? Vallahi artık kadehle içeceğim bundan sonra. Hüdar verdi, niye ağlıyorsun? Bu sabah sular kesildi, sabunluk aldım Pırtık amca. Allah Allah, peki bunun için mi ağlıyorsun şimdi? Tabii ağlarım ya, yağmur yağınca köpürmeye başladım. Bırak ağlamayı da gel seninle bilmece oyunu oynayalım, hadi. Hadi oynayalım Pırtık amca, ama önce ben soracağım. Peki sen sor, hadi. Hadi sor bakalım. Dünyanın en tuhaf adamları kimlerdir? Hadi açalım. Amma yaptın. Apartman sahibi. Bilemedin, kandırdın. Peki kimlermiş? Düşün birazcık canım, düşünme. Düşündüm işte, bulamadım. Peki söylüyorum. Tuhaf büyücüler. Pırtık amca, biliyor musun benim boyum en fazla topuklarımdan uzuyor. Allah Allah, nereden anladın bunu? Nereden anlayacağım? Hep çoraplarımın topukları yırtılıyor da ondan.
Kalk bakalım Hüdaverdi. Bir bilmece de ben sor. En huzursuz çiçek hangisidir? Huzursuz ne demek? Yani olduğu yerde rahatsız. Yani olduğu yerde rahatsız. Dur bir düşüneyim. Anladım. Sarmaşık. Neden? Çünkü sarmaşık olduğu yerde duramaz. Hep ağaçlara tırmanır. Bilemedim. Gül. Nedenmiş o? Çünkü hep diken üstünde durur da onda. Fırtık amca, bak ne diyeceğim. Bugün ikimizin de boyu iyice uzamıştır. Neden uzasın? Yağmur altında dolaşıyoruz da ondan. Yağmurla boyun ne ilgisi var? Amma yaptın ha. Peki uzun boylular neden sulak yerde yetişiyorlar? Çok yaşa. Ay bak kule tam düştü. Ha. Dur takayım ben. Anladım. Siz Ali Bey olmalısınız. Sizin gibi muhterem bir zatı tanıdığıma öyle memnun oldum ki anlatamam doğrusu. Şey affedersiniz ama kiminle? Hey nereye gidiyorsunuz? Buzdolabını bulmaya. Orada. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Aa tamam. İşte böyle küçük evlerde buzdolabı daima salonda olur zaten. Pardon bir dakika. Kim olduğunuzu söyleyebilir miyim? İşte buna çok sevindim. Tavuk, pilaki, pilav, meyve ve reçel. Şu ilim ve teknik harika bir şey azizim. Bütün bunları günlerce taptaze tutabiliyor. Nefis yemekler, nefis mis gibi kokuyorlar. Harika. Böylesine ihtiyatlı ve ekonomik bir işiniz var. Sizi bütün kalbimle tebrik ederim. Zaten bir erkeğin kalbine midesinden gidilir. Şey affedersiniz ama siz beni nereden tanıyorsunuz? Ekmek getirir misiniz bana lütfen? Buyurun oturun şöyle. Sağ olun, eksik olmayın. Rica ederim, rahatsız olmayın. Nefis. Enfes doğrusu, hanımınızın eline sağlık. İnsan zaten bunun için evlenmeli. Buzdolabını açtığı zaman karnını doyuracak bir şeyler bulmalı. Öyle değil mi? İlahi Ali Bey. Affedersiniz ama siz benim ismimi nereden biliyorsunuz? Amma yaptınız ha. Kapıdaki zilinizin üzerinde yazıyor ya. Hüdaverdi. Hüdaverdi. Ne var? Dur. Şey, dün sen bana ne diye Pırtık'ın sevgilisi dedin bakayım? He? Pırtık seni çok seviyordu ondan. Deme. Dedim bile. Şey, bana Pırtık'ın yerini göstersene. Ne yapacaksın? Ayol, 40 yılın başında bir sevgili bulmuş. Merak etmez mi insan? Bir şartla gösteririm. Neymiş o? Sen de onu çok seveceğine söz verirsen. Sahi mi? Allah kahretmesin seni bacaksız. Ay çok hoş ayol. Dur bakalım hele. Sen bir yüzünü göster de bir şeyler düşünürüz elbet. Ha? Hadi yürü bakalım. Yürü. Bilemezsin çolakçım. Bilemezsin. Kalbim parçalanıyor kalbim. Hangisi? İşte şu en baştaki. O mu? Ay. Hadi gel konuş onunla. Olmaz bugün konuşamam ayol çünkü işim var. Yarın gelir konuşurum olur mu? O zengin ben fakir. Ah. Ya.
Ne yapacaksın? Düşünüyorum da bey abicim, iyi ki dilenci olmuşuz. Evet. Neden bey abicim? Başka bir şey olamazdık da ondan. Doğru, haklısın bey abicim. Hadi kalk gidelim, hadi. Hadi. İlk önce yukarıki evleri tarayalım, sonra caminin önüne ineriz. Tamam. Zengin bir yere benziyor mu? Hadi hayırlısı. Ama ben etmeye gelmiştim. Ay sizi... hadi ağzında gevelimi anladık işte. Beni görmeye geldin. Allah kahretmesin ayol. Evimi de ne çabuk öğrendin. Daha taşınalı bir hafta oldu. yani ben şey etmek istemiştim. Hakkın seni. Ne etmek istemiştin? Nikaha basmadan bir şey edemezsin, anladın mı? Tamam. Yalnız yanlış anlama hanım ablacığım. Ne ablası ayol? Abla diyorsun da pek niye kapımı aşındırıyorsun? Ha anladım. Daha ismimi bilmiyorsun değil mi? İsmim Halime. Halime. Hoşuna gitti değil mi? Soyadımı söylemem çünkü seninkinin hakkında aynı olacak. bana bak. Ay bana baksana ayol. Hemen içeriye girip de beni bizimkilerden istemeye kalkma sakın. Şaşırırlar zavallılar. Hem dur bakalım ayol. Acelen ne? Daha sana henüz cevabımı vermedim ki belki de reddederim. Vallahi ben. Değil mi ya? Hadi. Üzülme. 40 yılın başında bir talibim çıktı. Reddedecek değilim ya ayol. Ama ne de olsa şöyle karşılıklı geçip konuşmamız lazım. Önce bana şöyle bir ilanı aşk etmelisin. Ay filmler. Halime! Dur. Beni çağırıyorlar. Ben yarın sizin parka gelirim. Orada konuşuruz. Ha, olur mu? Hadi Allah'a ısmarladık. Saat 4'te parkta olurum yarın. Hadi şekerim benim. Güle. Tamam mı? Sıcakla soğuğun cisimler üzerindeki etkisini gördük. Söyle bakalım neymiş? Sıcaklık cisimleri büyütür, soğuk küçültür. Aferin. Şimdi bir örnek ver bakalım. Yazın günler uzar, kışın kısalır. Baba, insan yapmadığı bir şey için cezalandırılır mı? Söylesene babacığım, yapmadığı için cezalandırılır mı insan? Ne münasebet canım, öyle şey olur mu hiç? Hadi öyleyse, ben de tarih ödevimi yapmamıştım. İyi geceler. Bana bak kaptan, çok oluyorsun artık sen. Bırak yatsın, çok uykusu var. Yarın sabah beraber yaparız. Sonra da sınıfa beraber geçeriz inşallah. Herkese iyi geceler. Hadi iyi uykular. Allah sen yattıkça bize uzun ömür versin. Neler söylüyorsun Hüdaverdi. O laf ölmüş insanlar için söylenir. İyi ya, her zaman Ali amca uyumak yarı ölmektir demez mi? Bakın çocuklar ne yazıyor. Bu sezon bazı tiyatrolar çıplak oyundan oynayacaklar. Yani herkes tiyatroya çıplakları görmeye mi gidecek? Öyle olacak galiba bir daha ver. Hamama gitsinler. Halime'min kaşları kıvırmadım. Aman Halime'm. Halime'min kaşları Ne yapıyor? Sevgilime çiçek hazırlıyorum. Aman çocuklar, eğer ben takılırsam siz arkadan bana fıslayın, olur mu? Ha? Sen merak etme, bu iş tam bize göre. Görsün arkada kaldı. Sağ olun. Halime mi? İşte geliyor. Ne? Hadi. Hadi. Ben bunu veremeyeceğim çocuklar, sizde kalsın. Olur. Aşk ne güzel şey. Hoş geldiniz. Ay hoş bulduk. Ay ne güzel yer burası. Senin evin burası demek. Ah bayıldım, vallahi bittim. Hep ömrümce böyle bir evde oturmayı tahayyül eder dururdum. Açık hava ne güzel, pırıl pırıl. Ah ne güzel, tavuklar bile var. Ah ne tatlı yer. Ah bayıldım. Nereye oturacağız? Salona buyurun. Buraya mı? Ah ne güzel bank. Biraz kırık ama idare ederim canım, oldu işte. Ah çok heyecanlıyım, çok.
Ömrümde ilk defa bir erkekle buluşuyorum da. Ya sen de heyecanlı mısın? Heyecanlısın da belli oluyor zaten. Söyle bakalım. Ben şey... biliyorum heyecandan konuşamıyorsun. Beni seviyorsun değil mi? Ay vallahi ben de seni seviyorum. Hem de çılgınlar gibi. daha? Anladım, benimle evlenmek istiyorsun. Olur evleniriz. Ama nerede oturacağız ayol? Anladım, biliyorum senin evin burasıydı değil mi? Ama önümüz kış. Hadi izin ver, zararı yok canım. Ne yapıyorsun çiçeği be? Daha iyi değil ola. Ama dedim ya canım, önümüz kış. Neyse idare ederiz, izinle hadi. Bak yaz gelirken evleniriz. O zamana kadar ben de biraz para biriktireceğim. Her şuraya da bir iki bank daha tedarik ederiz. Ben kışın her gün gelirim sana. Bir sene sonra da sen zengin olursan... ...kendimize çatısı kapalı tek odalı bir yer bularım. Gelecek kışı da orada geçiriz ama nikah basacaksın hemen. Fıslayamadık. Değil mi? Bizim fısıldamamıza lüzum yok. Karı iki taraflı konuşuyor. Doğru be. Basacaksın değil mi nikah? Vallahi gücenirim yani öyle. İstersen evvela nişan yap bana. Ama yüzükleri nasıl takarız? Neyse ziyade yok. Yüzüksüz idare ederim canım. Ay birileri geliyor galiba. Kim ona? Ali beyler. Beni görmesinler dedikodu olur. Yarın gene gelirim. Hadi hoşça kal. Ali Bey amca, Ali Bey amca. Ne var Hüdaverdi? Şurada bir çocuk var, kundakta tek başına bırakmışlar. Çocuk mu? Allah Allah, kimin çocuğu olabilir? Gidip bakalım bari. Yürü kaptan. Ne oldu? Ha? İşler tamamdır. Bir sene sonra zengin olunca evleniyoruz. Yani iki sene sonra demek istiyorsun. Fırtık amca! Fırtık amca! Şurada bir çocuk var, tek başına bırakmışlar. Kundak da ağlıyor. Orada mı? Gidin bakalım. Gelin bakalım. Ha, sahiden çocuk varmış. Oh canım yavrum, buyur. Ya kimin çocuğu bu böyle? Karakola da verelim. Ama çocuğu da burada bırakamayız değil mi? Tabii olmaz. Doğru. Bırakmayalım. Kimin çocuğu bu? Ben kimin çocuğu olduğunu biliyorum. Göster evinde verelim annesine. Gelin arkamdan. Böyle güzel çocuk bırakılır mı? Hadi çabuk olun. Hadi ya, yürü seni de be. Ne var? Ne istiyorsunuz? Çocuğunuzu getirdik hanımefendi. Deli mi ne? Benim çocuğum falan yok ki, kocam ölünce evlenmedim ben. Hadi hadi yalan söyleme, bütün mahalle senin çocuk düşürdüğünü biliyor. Ne? Hıh!